Komisyon Enerji'ye katılıyor mu? Katılamıyoruz efendim. Enerji üzerinde Manisa Milletvekili Tamer Akkal konuşacaktır. Buyurun Sayın Akkal, süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 1991'den bu yana 14 Kasım Dünya Diyabet Günü olarak belirlenmiştir. Diyabet tıbben tedavisi olmayan, insülin bağımlısı olarak yaşamayı gerektiren bir hastalıktır ve genel olarak çocukluk çağlarında ortaya çıkmaktadır. Son dönemde artış hızı yüksek olan bu hastalığın tedavisi için gerekli olan ilaçların Türkiye'ye ulaşımında ciddi sıkıntı vardır. Çocuklarımızın sağlığı ve geleceği için büyük önem arz eden diyabet ilaçlarının ve teknolojilerinin ülkemize düzenli olarak ulaşamıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Ülkenin geleceğinin temeli olan çocuklarımızdan bu hastalığa yakalanmış olanlar devletimizin özel ilgi ve yaklaşımını hak etmektedir. Kan ölçümü yapan sensör ve insülin pompaları gibi gerekli olan malzemelerin temin edilmesinde Sağlık Bakanlığımızı harekete geçmeye davet ediyorum. Yapıcı bir muhalefet anlayışıyla torba yasayla teklif edilen sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme, sigara yasağının kapsamının genişletilmesi, doku ve organ nakline yeni standartlar getirilmesi gibi olumlu gördüğümüz her noktada desteğimizi verdik. Ancak bu yasa tekliflerinin içinde gizlenmiş bazı maddeler var ki bunları akıl ve vicdan kabul etmiyor. Bu maddelerden bir tanesi insan haklarının adeta yok sayıldığı 5. madde ve onunla uygulanmak ve başlatılmak istenen cadı avıdır. Bu madde şunu diyor: milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan doktorlar, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında çalışabilecek deniyordu. Biraz önce değiştirildi, şimdi de hadi çalışsınlar ama 450 gün beklesinler deniyor. Peki bu madde kimi tarif ediyor? Mahkeme kararıyla suçu sabit bulunmuş, hüküm giymiş doktorları mı tarif ediyor? Hayır. Bir terör örgütüyle irtibat, iltisak, bağlantı olduğuna dair bir mahkeme kararı varsa zaten Türk Ceza Kanunu'na göre hekimler mesleklerini icra edemezler. Ancak burada ifade edilen bir mahkeme kararı olmaksızın istihbarat raporlarına dayalı olarak bürokratik mekanizmalar içerisinde yalnızca kanaatlere yönelik olarak verilen kararlardır. Bu durumda kanun hükmünde kararname ile ihraç edilmiş bir doktor hakkında mahkemenin vermiş olduğu bir hüküm ya da ceza olmamasına karşın bir nevi 450 gün hak mahrumiyeti cezası almaktadır. Bu her şeyden önce adaletin en temel dayanağı olan masumiyet karinesine aykırıdır. Suç kesinleşmediği sürece hiç kimse hükümlü sıfatıyla değerlendirilemez. Suçu ispat edilinceye kadar herkes masumdur. Ancak yasanın bu ilgili maddesiyle birlikte suçluluğu ispatlanmamış, mahkemesi sonuçlanmamış, yalnızca KHK ile görevine geçici olarak son verilmiş doktorlar suçlu ve hükümlü muamelesine tabi tutuluyor. Mahkeme süreci tamamlanmamış her doktoru peşinen terör örgütü üyesi ilan etmek ve bu insanların hayatlarını adayarak elde ettikleri doktorluk mesleklerini ellerinden almak veya ara vermelerini istemek ne hukuka ne vicdanlara sığmayan bir durumdur. Antidemokratik rejimlerde bile rastlanmayacak kadar vahim bir içerikte olan bu madde kabul edilemez. Bir insanın hekim olup olmadığına, hekimlik yapıp yapamayacağına, mezun olduğu okul, aldığı diploma, mesleki yeterliliği üzerinden karar verilir. Mesleğini icra etmeye engel bir suç veya ceza olmadığı sürece de hekimliğini yapmaya devam eder. Suçlu elbette cezası neyse onu çekecektir. Bu millete ve bu devlete karşı suç işleyen, ihanet eden her kim varsa bir gün elbet bedelini misliyle ödeyecektir. Bizim burada karşı çıktığımız husus kanun teklifinin suç işleyenleri değil, yalnızca şüphe duyulan vatandaşları doğrudan cezalandırmasıdır. Eğer mesele FETÖ terör örgütüyle iltisak meselesi ise AK Parti'nin önce dönüp kendisine maalesef ki bakması gerekiyor.
Bu fotoğrafta FETÖ ile iltisaklı olduğu kanıtlarıyla sabit. FETÖ liderini ziyaret edip el etek öpen, hatıra fotoğrafı çekilen AK Partili vekiller hala bu sıralarda bu koltuklarda hepimizin arasında oturuyor. FETÖ lideriyle doğrudan bağlantı kurmuş bu kişileri yeniden milletvekili sıfatıyla meclise sokacaksınız. Ancak henüz yargılama süreci bitmemiş, tamamlanmamış, hüküm giymemiş. Suç... Tamamlayın sayın. Suçlu bulunmamış Hakkan. Doktorları ve sağlık personelini FETÖ ile iltisakı olabilir diyerek mesleklerinden men edeceksiniz ya da açığa alacaksınız. Açlığa mahkum edeceksiniz. Böyle adalet de olmaz, böyle mücadele de olmaz. Şu resimde FETÖ elebaşıyla masada oturan herkes dışarıda. Tutuklu değil. Buradaki tek tutuklu kim biliyor musunuz? Elinde, pardon yanlış resim gösterdim. Elinde sürahi, sürahi tüten, oradaki sadece sürahi tüten kişi içeride. İşte sizin FETÖ ile mücadele anlayışınızın özeti maalesef ki budur. FETÖ'nün siyasi ayağının meclis tarafından araştırılmasını istedik, kabul etmediniz. Bu hiyanet şebekesini emniyetten istihbarata, silahlı kuvvetlerden doktor ve sağlık çalışanlarına kadar her türlü alana sızdı ama bir tek meclise sızmadı. Hiç FETÖ'cü grup başkan vekili yok muydu? Hiç FETÖ'cü bakan yok muydu? Hiç genel başkan yardımcısı, hiç başkanlık divanı üyesi yok muydu? Maide suresi... Tamam bağlayın Sayın Akkan. Maide suresi 42. ayette Yüce Allah diyor ki, hükmedersen adaletle hükmet. Allah adaletle hükmedenleri, adaleti ayakta tutanları sever. Siz adaletle hükmetmiyorsunuz. İlk önce Allah katında, sonra da hukuk devleti nezdinde bu adaletsizlik elbet karşılık bulacaktır. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler Sayın Akkal. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir.